Herkese merhaba. Tekiyonya bilim tartışmasına hoş geldiniz. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız buyurun. Beynimizi zorlamaya başlıyoruz. Bir sonraki yayın konusu için yorumlara ya da forum sitemizdeki sabitli gönderiye fikirlerinizi bırakmayı unutmayın. Aralarından en çok beğeni alanları bir sonraki yayında tartışacağız. Bugün yine ortalık biraz karışabilir. Düşünceler hazırsa konuklara geçelim. Faruk, hoş geldin. Selam, ben hazırım. Beyin fırtınası mı geliyor, fikir kasırgası mı Birazdan görürüz. Her zamanki gibi iddialı geldin Faruk. <laughs> Nehir, bugün nabız nasıl? Kıracak mıyız ortalığı? Kırmam ama biraz sarsabilirim Mehmet. Saçma argümanlara sabrım yok. Haberiniz olsun hehe. <laughs> o halde vakit kaybetmeden başlayalım. Bugünkü konumuz... Ee, evrim teorisi gerçek mi? Evrim teorisi insanlığın kökenini açıklayan gerçek bir bilim mi yoksa sorgulamamız gereken büyük bir iddia mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Evrim teorisi tamamen gerçek. Darwin'in Galapagos ispinozları gagalı farklılaşması ve modern DNA dizileme verileri %98.8 şempanze benzerliğini kanıtlıyor. Sorgulayanın kafası karışmış. DNA benzerliği aldatmaca. Fosil kayıtlarında geçiş formları yok. E, ee, Cambridge'deki 400 bin fosil incelemesi evrim sıçramalarını çürüttü, iddia boş. Fosil dedin de, tiktaalik rozeae balık-amfibi geçişi tam ortada duruyor lan. 375 milyon yıllık bu bulgu, Mısır fosillerinde net kanıtıyla evrim sıçraması değil de ne bu be? Tiktaalik mi? O tam geçiş değil ki. Eee... binin 2006 kazılarında iskelet yapısı balık kalıyor. Amfibi özellikler eksik. Bu fosil sadece mozaik form. Evrim değil, adaptasyon be. Tiktaalik gibi fosillerde geçiş formlar için gereken somut özellikler neler sizce? Tiktaalikte yüzgeçte polimik poliklonal kemikler var lan. 2006 analizleri bunu net gösteriyor. ee, bu tam amfibiye geçişin somut kanıtı, mozaik değil, evrim be. Tiktaalikteki kemikler ilkel balık kalıntısı sadece. 2014 mikro taramaları tam amfibi eklemi göstermiyor. E bu fosillerde metabolizma izi bile yok. Faruk, yine sallıyorsun. Lan Nehir, eee Tiktaalik'in kafatası, kemik dizilimi tam balık amfibi arası. Eee 2008 CT rekonstrüksiyonları solungaç kapağını dörtgen kemiğe evriltiyor. Bu geçiş yoksa fosil sahte mi kalır? Faruk, o CT'ler kafatası kemiklerini abartılı yorumluyor. E 2010 Alberta Üniversitesi analizi solungaç kapağının hala balık tipi spirakül olduğunu kanıtlıyor. Evrimciler fosilleri zorluyor resmen. Nehir, Alberta analizi çarpıtma. E, Şubi'nin 2006 Eldridge sağ çalışması etek yüzgeçlerindeki humerus radius kemiklerini amfibi koluna bağlıyor. Geçiş formu ortada duruyor be. Bu geçiş formu, kemiklerinin evrimsel zincirdeki yeri hakkında ne kadar veri toplanmış durumda? Nehmet, 2018 Nature Genetics çalışması, Tiktaalik'teki omuz kuşağı verilerini detaylandırdı. 300 fosil spesmen Humerus evrimini kanıtlıyor. Zincir sağlam. Tiktaalik fosilleri eksik halka diye pazarlanıyor ama 2020 PNAS makalesi, yüzgeç, rey kemiklerinde tam tetrapot geçişi bulamadı. Bu zincirde kocaman boşluklar var. Nehir, boş yapma. 2022 Science'daki Australopithecus sediba fosilleri bir pedal kalça yapısını 1.9 milyon yıl öncesine net oturtuyor. Bu geçişi perçinliyor asıl. Australopithecus sediba fosilleri bir pedal adaptasyon gösteriyor ama 2019 Nature Ecology'de beyin hacmi hala şempanze seviyesinde. Tam insan geçişi için nörolojik sıçrama eksik ortada. Nehir, saçmalama. Homo habilis'in 2.4 milyon yıllık olduvai gorca aletleri tam insan zekasını gösteriyor. 1980'lerdeki analizler nörolojik evrimi kanıtlıyor net. Beyin hacmindeki sıçrama ile alet kullanımının ilişkisini hangi somut bulgularla en iyi açıklıyorsunuz? Beyin hacmi patlaması Dimanisi'deki 1.8 milyon yıllık kafa taslarından belli, aletlerse zaten Echulian el baltalarıyla 700 bin yıl öncesine uzanıyor. Bu sıçramayı inkar etmek akıl kârı mı lan? Dumanisi kafatasları Homo erectus'a ait. Aletlerse daha eski H. habilis döneminden. E, bu sıçrama diye abarttığın şey fosil rekorundaki boşluklardan ibaret. Gerçek evrim değil. Nehir, senin o fosil boşluk safsatan Homo ergaster kalıntılarıyla çöküyor. 1.9 milyon yıllık Kobifora alet teknolojisi devrimini gösteriyor. Bu sıçramayı yalanlamak cehalet be. Kobifora'daki aletler taş devri seviyesinde. Homo ergaster fosilleri zaten öngörülebilir geçiş gösteriyor. Eee senin devrim dediğin abartı Atapuerka mağarası bulguları gibi ara formlarla çürük kalıyor. Atapuerka dedin de Homo heidelbergensis'in 600 bin yıllık kafatası ölçümleri tam evrimsel zincir kanıtı senin ara form masallarınla değil Dimanisi 1.8 milyonluk kemikleriyle insanlık sıçrayışı ortada olan dumanisi kemiklerimi. O 1.8 milyonluk aletler bile Neandertal öncesi basitlikte kalıyor lan. Eee... Sima de los huesos. 430 bin yıllık DNA analizleri insan evrimini doğrularken senin sıçreş fantazin çöküyor. Sima DNA'sı Neandertallerin bizimle %99.9 genetik örtüşmesiyle tam hibrit geçişi kanıtlıyor be. Senin basitlik safsatası. Lucy'nin 3.2 milyonluk Australopithecus kemiklerinden sonra patlıyor olan Lucy'nin kemikleri mi? O 3.2 milyonluk alet kalıntıları bile. Tam insan değil lan. Ee, Omo 1. bir? 195 bin yıllık fosilleri neandertelle karışık haldeyken senin hibrit masalın genetik darboğaz verileriyle dağılıyor olan Genetik darboğaz mı? 70 bin yıl önceki Toba Yanardağ felaketi sonrası popülasyon 10 bine düşse de mtDNA analizleri Afrika kökenli sürekli gen akışını gösteriyor lan. Senin Omo masalı Sahelanthropus'un 7 milyonluk iki ayaklı kemikleriyle çöküyor. Sahelanthropus iki ayaklı falan değil. Eee... Kafatası açısı tek başına kanıt sayılmaz. Eee... 12 milyon yıllık gorilla benzeri omurga yapıları ve mikrofosil analizleri maymun kökenini doğruluyor be. Senin TOBA hayalin genetik çeşitlilik verileriyle patlıyor. Borilla omurgasıymış, hadi oradan. Ardipithecus ramidus'un 4 mikro 4 milyon yıllık pelvis kemikleri ve bipedal ayak izleri Lucy'den önce bile iki ayaklıyız diye bağırıyor. Senin mikrofosil masallarınla genetik saat çelişiyor olan. <laughs> bipedal ayak izleriyle omurga yapılarını karşılaştıran hangi fosil analizleri en belirleyici sizce? Mehmet sorma boşuna, o kemikler sahte üstelik. Leetoli ayak izleri bile tam bir pedal değil. Ororin tügenensiz kalça yapısı maymun gibi. İki ayaklılık iddianı çökertiyor. Lan saçmalama nehir. Ardipithecus ramidus fosilleri 4.4 milyon yıllık bir pedal pelvis ve ayak kemiklerini net gösteriyor. Ororin de tam dik yürüme kanıtı. Yeter be Faruk. Ardipithecus pelvisi yarım yamalak. Tam bir pedal değil ki. Eee... Science 2009 makalesi orman ortamında ağaçlara tırmanma izleri taşıdığını kanıtlıyor. İki ayaklılık masalın patlıyor. O makaleyi sokuştur ağzına Nehir. Ee, Aynı fosilin ayak parmakları bir pedal baskı dağılımını net ortaya koyuyor. Selama Pita'nın 6 milyon yıllık kalça kemikleri de iki ayaklı atayı doğruluyor. Sinir oldum vallahi Faruk. Selama Pita'nın kalça kemikleri yetersiz kalıyor. Eee? Homo erectus fosillerinde bile tam bir adaptasyon 1.8 milyon yıl sürmüş. PNAS 2015 verileri ormanlı ortamda kuadripedal kalıntıları gösteriyor. Bipedal adaptasyonun orman ortamından savana'ya geçişteki rolünü hangi fosil kayıtları en net açıklıyor sizce? Mehmet soruyu salla gitsin. Leetoli ayak izleri 3.6 milyon yıllık ama savana değil, volkanik orman kalıntısı. E Nature 2011 makalesi bipedalın avcı baskısından değil ağaç kaçışından geldiğini kanıtlıyor. Peki e, bipedal yürüyüşün enerji verimliliği avantajını hangi karşılaştırmalı fizyoloji verileri en güçlü destekliyor? Nehir. O latol izlerini unut. Eee Lucy'nin A. afarensis fosforu. Hadar 3.2 miyo ve %60 insan kalça yapısı, pelvis ölçümleri tam bir pedal enerji tasarrufu getiriyor. Savana adaptasyonu net. Savana adaptasyonuyla bipedalizmi bağlayan en çarpıcı fosil kanıtları neler getirir ortaya? Mehmet, eee moderatörlük yapma işine bak. Faruk, Lucy'nin pelvisi daracık maymun kalıntısı. Eee %60 insan değil. Hidrolik modelleme simülasyonları kuadrupeder kökeni doğruluyor. Bipedalizm savana da değil, ormanda evrildi. Nehir, Lucy'nin %60'ı insan değil diyorsun ha? Utanmaz. A. Afarensis'in Laetoli ayak izleri, 3.6 milyon yıllık bipedal adımlar, CT taramaları tam dik duruş kanıtlıyor, orman tezin çöp. Faruk, Laetoli izleri mi? O bulanık ayak izleri kuadrupeda geçişi gösteriyor sadece. A. Sedibo fosilleri 1 2, 9 milyon yıllık tam bipedalizm yalanını ortaya seriyor. Karışık morfoloji maymun insan melezini kanıtlıyor. Nehir, Sediba fosilleri mi? O karışık kemikler tam bir pedal kalça yapısıyla 2 milyon yıl geriye bipedalizmi kanıtlıyor. Homo habilis'in 2,3 milyonluk olduvay aletleri insan zekasını net ortaya koyuyor. Maymun masalını gön. Faruk, Olduvay aletlerimi, o ilkel taşlar şempanze nes building zekasıyla yarışır. Australopithecus garhinin 2,5 milyonluk fosilleri omnivor çene yapısıyla maymun avcılığını doğrular, insan beynini yalanlar. Nehir garhi çenesi mi, Homo erectus'un 1,8 milyonluk dimanisi fosilleri, 1000 cc beyin hacmiyle insan zekasını bağırtıyor. Coğuku diyen ateş kullanım kalıntıları medeniyet başlangıcını net çakıyor. Maymunculukla alakası sıfır. Faruk, Dumanisi Bey'in hacmi abartısı, ee, Homo habilis'in 600 cc'lik KNM-ER1813 kafatası, modern maymun zekasıyla örtüşür. Svanskom fosil dişleri etobur alcılığını çürütür. Ateş iddian boş laf. Nehir Swanscombe sallama, Homo erectus'un trinil-2 el aksı 800 bin yıl öncesinden alet zekasını kanıtlıyor. Olduvai Gorç, 1.6 milyonluk kesiciler taş devrimini başlatmış, bu maymun değil, bildiğin insan. Faruk ile avutma kendini. Kobifora 1.5 milyonluk el baltaları basit çakıl yontmadır. Neandertal Şanidar bir ritüel mezarları bile sembolik düşünceyi 70 binle sınırlı tutar. İnsanlık o değil. Nehir, Şanidar'la oyalanma. Dumanisi 1.8 milyonluk kafa tasları bir pedal avcı zekasını ortaya koyuyor. Laetoli, 3.6 milyonluk ayak izleri insan yürüyüşünü net kanıtlıyor. Bu zincir kopmaz be. Faruk, ile hava atma. Starkfontein, 2.5 milyonluk kemik yığınları avcıdan çok leş yiyeceği işaret ediyor. Atapuarka, simadal elefante kalıntıları ise tam insan zekasını değil, ilkel hayatta kalmayı gösteriyor. Zincirini kır artık. Nehir, Sterfontein'le kandırma, KNM-ER 1470 2 milyonluk kafatası modern insan beynini 750 kübik santimle kanıtlıyor. Olduvai-Gorç aletleri ise 2.6 milyonluk planlı avcılığı net ortaya koyuyor. Zincir sağlam, ayakta duruyor. Faruk, eee Olduvai aletleriyle hava atma. knm -E 3733 kafatası 1.9 milyonluk ilkel beyne, 680 kübik santimle sınırlı tutuyor. Svartkrans kemikleri de planlı ağdan çok kırıcı beslenmeyi kanıtlıyor. Uyan artık be. Nehir, Svartkrans'la şişirme yapma. Dumanisi 1.8 milyonluk kafa tasları 600 kübik santimle alet kullanımı ve ateş kontrolünü net gösteriyor. Laetoli ayak izleri de 3.7 milyonluk dik duruşu somut kanıtlıyor. İnkarın boşuna. Neyse, bu konuya başka bir zaman tekrar devam ederiz. Değerli seyirciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Konuklarıma teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi akşam 8'de tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.